Efendim BA TV ekranlarından merhabalar. Her pazartesi olduğu gibi bugün de BA TV'de spor özel programıyla karşınızdayız. Spora dair tüm gelişmeleri ele alacağımız spor özel başlıyor. Ve yanımızda her zaman olduğu gibi Sayın Haldun Domaç var. Efendim merhabalar. Merhaba. Evet, amili takım için çok önemli olan bir grup elemeleri 2014 yılında Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yer alacağımız eleme grupları belli oldu ve Türkiye'de D grubunda Hollanda, Macaristan, Romanya, Estonya ve Andorra ile birlikte D grubunda yer aldı. Nasıl bir grup? Zorlu maçlar bizleri bekliyor. Şansımızı nasıl değerlendireceksiniz? Önce şunu söyleyelim tabii ki. 2014 Dünya Kupası'na katılmak bizim için önemli hedeflerden biri olmalı. Çünkü biz istikrarsız bir tablo çiziyoruz. Yani Türk milli takımı istikrarsız bir tablo çiziyor. Bir Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi iş yaptıktan sonra bir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Arkasından bir Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz ya da bir tanesine katılamıyoruz gibi böyle hani inişli çıkışlı bir grafiğimiz var. Bir kere bu inişli çıkışlı grafiği ortadan kaldırmak adına mutlaka bu 2014 Brezilya'ya gitmemiz lazım. Şimdi kurallar çekildi. Kurallarda tabii ki kuralların bir özelliği var. Biz işte o tabiri kabul edin etmeyin. İkinci torba denilen torbadan giriyoruz kurallara. Dolayısıyla bizden bir yukarıda takım grubu oluşuyor. O gruptan bir takımın gelmesi kaçınılmaz. Ondan sonraki takımlar da bizim altımızdaki takımlar. Yani bizden sonra yani klasmanda bizim altımızda kalan takımlar diyebileceğimiz takımlar. Dolayısıyla bizim bizden daha güçlü düşündüğümüz bir takımın bizim üstümüzde olması kaçınılmazdı. Şimdi bu takım hangi takım olabilir? Hani 3 takımı istemesek bunlardan hangileri olmasın desek bu takımlar İspanya, Hollanda ve Almanya olurdu herhalde. Ama o 3 tanesinden bir tanesi bizim grubumuzun içerisine geldi. Yani bizim grubumuza geldi. Halbuki orada daha seçenekler vardı. Mesela Norveç gibi, Yunanistan gibi seçenekler de vardı. Ama böyle bir grup oluştu. Hollanda takımı için söylenecek çok fazla bir söz yok. Aslında her şeyi özetleyen 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda final oynamaları. Çok da iyi bir kadroları var. Güçlü, yeni bir jenerasyon yakaladılar. 26 yaş ortalamalı bir jenerasyon bu. Ve işte Van Persie gibi, Robben gibi, Van der Vaart gibi çok önemli oyuncuları da var. Yani Van Persie gibi işte bunların çoğu da dünyanın çok önemli takımları ya da işte Avrupa'nın diyeyim, dünyanın demek belki artık çok da fazla gerçekleri yansıtmıyor. Avrupa'nın çok önemli takımlarında oynuyorlar. Ve böyle bir takımı bir kere grupta otomatikman birinci takım olarak herkes görüyor. Yani futbolla inanan, futbolu izleyen herkes biliyor ki Hollanda bu grubun birinci takımı. Peki bu tersine dönmez mi? Dönebilir. Eğer Türkiye gerçek bir performans ortaya koyarsa, bu dönüşüm ki bizde de bir dönüşüm süreci var. O dönüşüm yerli yerine oturursa Hollanda'da geçilmeyecek bir takım değil, Almanya'da geçilmeyecek bir takım değil. Yani hiç kimse, hiçbir takım uzaydan gelmiyor. Herkes futbolun doğrularını yapmaya çalışarak bir yerlere geliyor. O nedenle Hollanda takımını ayrı şu andaki bizim Türk milli takımının performansına bakarsak ayırmamız gerekiyor. Yani onu başka bir yere koymamız gerekiyor. Ondan sonraki takımlara bakmamız lazım. Şimdi ondan sonraki takımlara baktığımızda sanki biz yumuşak bir gruptayız. Yani ikincilik mücadelesinde yumuşak bir gruptaymışız gibi bir görüntü var. Neden böyle bir algılama var? Sebebi Belçika var. Pardon, Belçika diyorum, ona geleceğiz. Macaristan var, Romanya var. Yani bu. Bir de zaman zaman tekerlere çomak sokan Estonya var. Andorra'yı zaten saymıyoruz. Şimdi ben biraz önce Belçika dememin sebebi şuydu. Avrupa Şampiyonası kuralları çekildiğinde de biz şunu düşünmüştük. İşte Belçika var, dişimize göre yani biz bunları bir şekilde bertaraf edebiliriz, arkamızda bırakabiliriz. İşte Avusturya var. Oysa futbolun gerçekleriyle hiç örtüşmedi bu. Şu anda Belçika'nın arkasındayız. Evet. Ha, gerçi şansımız daha yüksek belki ama sonuç itibariyle Belçika'nın arkasındayız. Bu da gösteriyor ki kağıt üzerinde hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yani kağıt üzerinde kazandığınız maçlar, geçtiğiniz takımlar, ülkeler oynandığı zaman çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Keza mesela Estonya'da olduğu gibi Estonya
birçok takımı evet kendisi bir şey yapmıyor, bir yere gitmiyor ama baktığınızda birçok takımın önemli şampiyonalara katılmasına engel olabilecek özellikle iç sahada sonuçlar alıyor. Bu sonuçlarla karşı karşıya kalmamak gerekiyor. Yani bunu mesela Türkiye'ye karşı yapmaması lazım. Hani biz bunu Macaristan'a karşı, Romanya'ya karşı beklememiz lazım. Macar ve Roman futbolları ciddi bir gerileme süreci yaşadı. Şu anda da stabil duruyor. Yani böyle hani ne ileriye ne geriye gitmiş durumda şu anda. Bu iki ülkenin kağıt üzerinde bize çok fazla rakip olması düşünülmez. Ama iki ülkenin de işte az önce verdiğim örnekte olduğu gibi Belçika örneğinde, Avusturya örneğinde olduğu gibi bize problem çıkarması söz konusu. Yani biz bu takımları gidip Romanya'da, Macaristan'da yeneriz. Sonra geliriz burada da yeneriz. Bunlar bize sorun çıkarmaz. Biz Hollanda'yla işte at başı gideriz. Kazanırsak gibi bir noktamız yok. O gerçeği söylemek lazım. Çok iddialı bir grup değil. Yani çok böyle hani zorlu bir grup gibi görünmüyor. Ama grubun favorisi Hollanda ve Guus Hiddink'in de bir Hollandalı olması işin ayrı bir noktası. Grubun favorisi Hollanda. Bizim favoriyi geçebilmemiz ya da bu grupta en iyi ikinci veya ikinci olabilmemiz için mutlaka çok maç kazanmamız gerekiyor. Bizim için problem teşkil etmeyeceğini düşündüğümüz Romanya gibi, Macaristan gibi, Estonya gibi takımlara kat'i surette puan vermememiz gerekiyor. Eğer zaten bunu gerçekleştirebilirsek o zaman şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. En iyi ikinci olma olasılığımız da yükselebilir. Çünkü şöyle 9 grup var, onu da söyleyelim. 8 grubun birincileri gidecek. Bir grubun en iyi ikincisi ve daha sonra da bir playoff yapılacak. 4 takım yani 8-1 artı 4 13 takım Avrupa'dan 2014'te Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası'na gidecek. Hollanda'nın bir de son cümle olarak onu söyleyeyim. Hollanda'nın gruplarda çok çok performanslı oynadığını, hatta işte yani mesela geçen 2010 Dünya Kupası'nı 6'da 6 yapıp hemen gitmeyi garantileyen ilk takım olduğunu da söyleyelim. Böyle güçlü bir ekip bizi bekliyor. Bu gerçeği söylememizde yarar var. Evet, Amili futbol takımımıza başarılar diliyoruz. 2014 Brezilya Dünya Kupası grup elemelerinde. Dilerseniz tekrar Türkiye'ye dönelim. Şike operasyonu ile ilgili kısa bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Çünkü bugün bir gazetede çıkan bir haber vardı. Şike operasyonunda 4. dalga adı altında. 3. dalga geçtiğimiz gün sonuçlanmıştı. Trabzonspor As Başkanı Nevzat Şakar, Fenerbahçe As Başkanı Murat Özaydınlı ile beraber Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Can Arat'la kaleci Korcan Çelikay'ın ağabeyi İlhan Çelikay